Merhabalar, İşimiz Sağlık programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta organ nakli haftası. Biz de bu programımızı organ nakli, özellikle de karaciğer nakli ile ilgili merak edilen her şeyi konuşmaya ayırdık. Bize göndermek istediğiniz mesajlarınızı WhatsApp üzerinden 0542 332 6 332 telefon numarasına gönderebilirsiniz. İşimiz Sağlık'ta bugünkü konuklarım Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Profesör Doktor Ahmet Tekin, Doçent Doktor Tevfik Kartallar ve Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Murat Bıyık. Hoş geldiniz sayın hocalarım programımıza. Biz organ nakli ile ilgili konuşacağız bugün tabii ama Ahmet Hocam siz hem Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğini yürütüyorsunuz. Hem organ nakli merkezi müdürüsünüz. Hani bu kadar yoğunluğun arasında programımıza geldiğiniz için ayrıca teşekkür etmek istedim. Teşekkür ederiz, sağ olun. İlk olarak hani hepimiz konuşuyoruz ama organ nakli ne anlama geliyor? Bir de bu merkezde neler yapıyorsunuz? Onları anlatarak girelim. Şimdi ben öncelikle size ve KONTV ailesine organ nakli haftasında 3-9 Kasım bize böyle bir imkan verdiği için çok teşekkür ederiz. Çünkü organ nakli özellikle kadavra nakillerde bizim için organ lazım, organ bağışı lazım. Bu nedenle toplumda duyarlılığın artması, farkındalığın artması bu tür programlarla sağlanabiliyor. Burada da bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz size ve ailenize. Gerçekten bizim için çok önemli. Organ bağışı bir kere şöyle oluyor, gönüllülük esas bizde organ bağışında. Organ bağışı yapan kimseler bizim özellikle organ nakli haftasında ya da 365 gün bizim fakültemizde büromuz var, organ bağış büromuz var. Oraya gelip organlarını bağışlayabiliyorlar. Bu organlarını bağışladığı zaman bu ne demek? Yani illaki her organ bağışını yapan kişiden biz vefat ettiği zaman organlarını alacağız diye bir şey yok. Burada gönüllülük esas tamamen. Şöyle bir form şeyimiz var, belgemiz var bizim. Bu organ bağışı yaptığı zaman bu kart eğer vefat eden kişi, yani vefat değil de artık beyin ölümü gerçekleşmiş kişinin yakınında, çantasında, cüzdanında çıkarsa bunu sanki bir miras gibi algılıyoruz biz. Bunu gösterdiğimiz zaman hasta yakınlarının özellikle birinci derece yakınlarından organını bağışladığına dair izin vermesi lazım bize organlarını alabilmemiz için. O kişinin yakınları, normalde kanunda şöyle deniyor, eğer organ bağışı yapmışsa yaşamdayken organlarını alabilirsiniz deniyor ama birkaç defa hukuksal problem yaşandığı için biz hekimler olarak eğer aile yakınlarından izni olmazsa organlarını almıyoruz. Mutlaka beyin ölümü gerçekleştikten sonra kişinin birinci derece yakınlarında olurunu almak istiyoruz. Bu organ bağışı kartı bize ne sağlıyor? Mirasını beyan etmiş oluyor. Bu gerçekten mirasında, daha doğrusu yaşamında benim beyin ölümüm gerçekleşirse organlarımı bağışlıyorum diye ifade etmiş oluyor kendini. O zaman da yakınlara daha kolay karar verebiliyorlar. Bu şekilde de organ bağışı olmuş oluyor. Yani şunu mu anlıyorum hocam? Organ bağışı kartı var ama birinci derece yakınları buna olur vermiyorsa olmuyor. Maalesef öyle. Normalde kanunda şöyle deniyor. İşte organ bağışı yapmışsa organlar alınabilir deniyor. Ama hukuk 2 kere 2 4 gibi değil. Yorumcuya göre değişebiliyor. O nedenle şu an Türkiye'de uygulanan organ bağışı kartı olsa bile beyin ölümü gerçekleştikten sonra birinci derece yakınlarını mutlaka olurunu alıyoruz. Ondan sonra biz organlarını alıyoruz. Evet hocam. Peki hani organ bağışını yaptığımızda biraz önce beyin ölümü gerçekleşmiş hasta dediniz. Beyin ölümü kavramı var, bitkisel hayat kavramı var. Evet. Bu ikisi arasında fark var mı ya da bunlar neler? Bunun ikisi arasında inanılmaz fark var ve çok önemli. Bu soruyu iyi ki sordunuz bize. Çünkü halkta, vatandaşlarda böyle bir algı karmaşası var. İşte beyin ölümü nedir, bitkisel hayat nedir? Bir kere şu ikisi birbirine tamamen farklı tanımlar, farklı klinik durum. Beyin ölümü gerçekleştiği zaman bu hastanın, daha doğrusu bu kişinin yaşaması imkansız oluyor. Makinelere bağlı olsa şöyle deniyor hep halk arasında. İşte fişini çekmediğiniz zaman ölmüyor bu hastalar, uzun süre yaşıyorlar. Hayır. Beyin ölümü gerçekten gerçekleşmişse bu hastalar işte bir gün, iki gün, üç gün sonra siz ne kadar destek verirseniz verin. Makinenin fişini diyor vatandaş, yani halk arasında öyle konuşuyor ama makinaları kapatsanız, kapatmasanız bile, serumlara devam etseniz bile ne kadar tedavi yaparsanız yapın bu hasta hayatını kaybediyor. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra. Buradaki en önemli tanı aracı bizde beyne giden damarlardaki kan akımını ölçüyoruz. Artık günümüz tıbbında çok modern cihazlar var.
Bu modern cihazlarla eğer beyine giden kan akımı ortadan kalkmışsa buna beyin ölümü diyoruz ve bu kişinin yaşamla bağdaşması imkansız. Bu kişi ne kadar destek verirseniz verin, istediğiniz en lüks cihazlara da bağlasanız, en modern cihazlara da bağlasanız bu kişi mutlaka birkaç gün içerisinde hayatını kaybedecektir. O nedenle zaten bizim organlarını almamız için çok uzun süreler olmuyor önümüzde. Yani o çok kritik saatlerde hemen organını almaya karar verip organlarını almamız lazım. İkinci tanım bitkisel hayat. Bu tamamen farklı bir şey. Bitkisel hayatta beyine kan gidiyor, beyin fonksiyonları da yeterli olmasa bile beyin organlar üzerine hükmü devam ediyor ve bu makinelere bağlı kaldığı sürece yıllarca yaşayabilir bu hastalar. Zaten bunlardan biz organlarını almıyoruz bu insanların. Bizim için önemli olan makineye, cihazlara bağlı olsa da olmasa da hayatını kaybetmesi kesin olan beyin ölümü tanısı konmuş tıbben ki en az iki uzman hekim tarafından. Bunun bir tanesi yoğun bakım uzmanı. Bunun yanında da işte beyin cerrahi veya nöroloji uzmanlarından birisinin, iki uzmanın bu insanda gerçekten beyin ölümü gerçekleşmiştir. Bunu daha sonra biz laboratuvar testleriyle, görüntüleme testleriyle kanıtlıyoruz. Kesinlikle %100 tanısını koyduktan sonra beyin ölümü gerçekleşmiş diyoruz ve organlarını alıyoruz. İkisi birbirinden çok farklı. Yani bu konuda aslında çok dikkatli davranılıyor, etik evet. davranılıyor değil mi? O yüzden hani akıllarda hep bu konuda soru işaretleri olur ya. Tabii. En son sorularımda size sormayı düşünüyorum. Zaten hukuki ve dini boyutlarını hep kafa karıştırıcıdır çünkü bu. O yüzden açıkladığınız iyi oldu. Hı. Hocam ama bir de ilk sorumda sizin merkezinizde neler yapılıyor diye sormuştum. Onun cevabını da alırsam sevinirim. Konya'da 2001 yılında böbrek nakli ünitesi olarak başladı bizim merkezimiz. Daha sonra buraya 2012 yılında karaciğer nakli eklendi. Ve biz merkezimiz büyüdüğü için de müracaat ettik. Böbrek nakli ünitesi merkez müdürlüğü haline çevrildi. Daha sonra buraya yine 2012 yılında kemik iliği nakli eklendi. 2013 yılında kornea nakli eklendi. Şu an ünitemiz, merkezimizde böbrek, karaciğer, kornea aktif şekilde yapılmakta. Kemik iliği nakillerinde kısa bir süre biraz problemlerden dolayı ara verdik. Ama yakın zamanda tekrar başlayacağız. Yani 4 nakilde yapılabilmekte. Hatta önümüzdeki aylarda kompozit doku dediğimiz işte kol bacak nakilleri içinde plastik cerrahi ortopedideki arkadaşların müracaatları var. Yakın zamanda onların da ruhsatı alınırsa eğer kompozit doku nakilleri de yapılacak ve böylece Türkiye'de yapılan bütün nakiller bizim merkezimizde de yapılmış olacak. Donanımlı bir merkezimiz var. Kendine ait yatakları olan bir organ nakli merkezimiz var. İçerisinde sırf organ naklinde çalışan personelimiz var. Hoca kalitemiz işte hem iç hastalıkları, çünkü bu çok ciddi bir ekip işi. Ekibimizde işte iç hastalıkları, anestezi uzmanı, yoğun bakım uzmanı, genel cerrahi uzmanı, birçok gastroenteroloji, birçok branş içerisinde bulunduran bir ekip işi. Bu ekibin tamamı yetişmiş durumda. Türkiye'de yapılabilen bütün nakiller merkezimizde yapılmakta. Ekip çok koordineli bir şekilde çalışmakta. Hemşiresinden, temizlikçisinden, hasta bakıcısına kadar herkes organ naklinin ciddiyetini kavramış şekilde ve ciddiyetine önem veren şekilde hizmet edebilecek şekilde yetiştirilmiş elemanlarımız bu ünitede çalıştırıyoruz. Türkiye'deki iyi merkezlerden birisi bizim merkezimiz. Sonuçlarımız da gayet iyi. Yıllık nakil sayımız beklediğimiz düzeyde çok daha yüksek, biz umut ediyoruz tabii. Bu her geçen yılda bir tık ilerisine gidiyoruz. Bu yıl bizim işte hedefimiz ortalama işte 20 böbrek, 20 karaciğer nakli yapmak, işte 70-80 civarında da kornea nakli yapmak. Bu her geçen yıl, bir önceki yıldan daha fazla yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda sayımız daha da artacak. Sonuçlarımız da gayet iyi. Ekibimiz sonuna kadar çok özverili şekilde çalışıyorlar. Biz de idari olarak hem başhekimlik, dekanlık, rektörlük, organ nakline son derece desteğini her konuda maddi manevi bütün desteklerini vermek suretiyle organ naklini Konya'da daha iyi bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Zaten bu tarz hastalar hocam mutlaka araştırıyor değil mi bu konuyu? Kesinlikle. Çok fazla. O yüzden hem ekipten hem de donanımdan bahsetmeniz oldukça Hı-hı. iyi oldu diye evet. düşünüyorum. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Için. Peki hocam, Türkiye'de yapılan hepsi, bizde de yapılıyor nakiller evet. dediniz. Dünyada hangi nakiller yapılıyor? Yani dünyada da yine aynı şekilde en çok yapılan nakiller bir kere böbrek karaciğer nakli, Hı-hı. böbrek karaciğer kornea diyelim daha doğrusu. Ondan sonra işte kalp nakilleri, kompozit doku nakilleri, kol bacak nakilleri, yüz nakilleri, ince bağırsak nakli biraz daha az, pankreas nakli yapılabilmekte. Ancak ülkemizde de bunların içerisinde en yoğun olarak yine böbrek ve karaciğer nakli yapılmakta. Merkezimizde de aynı şekilde böbrek karaciğer daha yoğun olmak üzere diğer nakiller yapılabilmekte. Türkiye
tıp alanında gelişen dünyada sayılı ülkelerden birisi. Yani şu an dünyada yapılıp da bizim ülkemizde yapılmayan hiçbir tetkik ve tedavi yöntemi yok. Dünyada ne yapılıyorsa tetkik olarak, tedavi olarak ülkemizde bunun hepsi yapılabiliyor. O nedenle ülkemizde sağlık hizmeti Avrupa'dan, Amerika'dan bazı branşlarda hele daha önde bile gidiyor. O nedenle dünyada ne yapılıyorsa Türkiye'de de aynı şeyler yapılıyor. Çok teşekkür ederiz. Bunu duymak çok önemli değil mi? Eskiden Türk filmlerinde bile görüyorduk ya, bunlar için genellikle yurt dışına hep gidilirdi. Evet. Bu çok önemli bu olay, bu ilerlemeler hastalar adına da. Daha önce biz bu programımızda böbrek nakil ekibi olarak misafir etmiştik hocalarımızı. Şimdi karaciğer nakil ekibi olarak birlikteyiz. O nedenle organ nakli haftası ama biz karaciğer nakli ile ilgili daha çok konuşacağız demiştik baştan da. Murat Hocam, peki karaciğer nakli kimlere uygulanır? Evet. Karaciğer nakli, karaciğer yetmezlikli hasta yapılmaktadır. Tabii bu yetmezlik hızlı bir şekilde ilerleyen akut karaciğer yetmezlikli hastalarımız var. Bir de kronik karaciğer yetmezlikli hastalarımız var. Bunların da büyük bir çoğunluğunu siroz hastaları almaktadır. Siroz tabii günümüzde en sık karaciğer naklinin yapılmasına sebep olan hastalık. Birçok sebebi var. Yurt dışında özellikle alkol alımı ilk plandayken ülkemizde viral hepatitler ilk sırayı almakta. Hepatit B gibi, hepatit C gibi mikroplar. Onun dışında tabii az da olsa ülkemizde alkol kullanımına bağlı siroz gelişimi de var. Onun dışında karaciğer sirozunun üzerine karaciğer tümörü olan bazı hastalarımız var. Bunlara da yine karaciğer nakli yapılabilmekte. Demir birikimi, bakır birikimi gibi karaciğerde yetmezlik yapabilen bazı hastalıklarımız var. Yine bunlar da sonuçta siroz hastalığına ilerliyor ve bunlara da karaciğer nakli gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Tevfik Hocam, size de alıcı verici uyumu için neler gerekli onu sormak istiyorum. Şimdi elbette hem alıcı hastalarımız hem de bunlar için verici olabilecek donör adaylarımız bizim için son derece kıymetliler. Ancak bunun için öncelikli olarak bir tıbbi uyum gerekiyor. İkinci olarak da hukuki boyutu bu işin önemli kısmı. Gayrimeşru olabilecek, kanun dışı olabilecek olayları engellemek adına hukuki boyut da bizim açımızdan çok önemli. Tıbbi incelemede kan grubu uyumu ilk planda bakmamız gereken, yapmamız gereken bir tetkik. Normalde kan alımı ve verilen hastalarda uygulandığı gibi aynı grup hastalar verici olabiliyor. Hastayla aynı kan grubunda olan kişiler ona verici adayı olabiliyorlar. Burada RH faktörü dediğimiz negatif veya pozitif önemli değil karaciğer naklinde. O yüzden hastalarımızın en çok kafasını karıştırdığı şey konulardan birisi de bu aslında. Evet, kan grubu öyle ama negatif pozitif olduğu zaman veremez gibi bir imaj var. Kesinlikle değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Aynı kan grubunda olacak ama negatif veya pozitif olabilir. Onun haricinde sıfır grubu olanlar bütün hastalara verici olabiliyorlar. Genel verici konumundalar. Kan grubunun dışında karaciğer nakli için ayrıca doku grubuna bakmaya gerek yok. Bu hastaların kullandığı ilaçlarla bertaraf ediliyor ve hastalarda bir yetmezlik, red olaylarına sebep vermiyor. O yüzden de hazırlık aşamasında doku grubu bakılmıyor karaciğer nakli adaylarında alıcı verici arasında. Şimdi tıbbi uyum açısından verici olacak kişinin karaciğerinin yeterli bir büyüklükte olması gerekiyor. Hem ondan alınıp hastaya nakledecek kısmın belirli bir büyüklükte olması hem de geriye kalacak kısmın verici adayına yetmesi lazım hayatı boyunca. Onun da ileriki yaşantısını etkilememesi gerekiyor. Bunlar tabii ki hazırlık aşamasında son derece titizlikle ince araştırılarak hastalara da inceleniyor ve uyum varsa ancak o zaman karar veriliyor. Onun haricinde tabii anatomik yapısı çok son derece önemli. Karaciğer böbrek gibi biri sağda biri solda olan iki parçalı bir organ değil. Tek parça halinde olan bir organ. Bunu anatomik olarak bölerken yine alıcı vericiye zarar verecek konumlara getirmememiz gerekiyor. Hukuki boyut açısından herkes her istediğine karaciğerini veremiyor. Yasalar bu şekilde. Tüm dünyada da aşağı yukarı bu şekilde. Türkiye'de de bu konuda çok ciddi hukuki bir altyapı var. Kişinin dördüncü derece yakınına kadar akraba olması gerekiyor verici adaylarının. Bazen öyle oluyor ki verici bulamıyor hastalar. Hukuki bağı olan kişilerden
tıbbi olarak uygun olmuyor veya gönüllü olmuyorlar vermek için. Bu hastalarda kaderine terk edilmemesi gerekiyor elbette. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve hukukçuların da ve tıp çalışan olarak bizlerin de ortak olarak alınmış olduğu kararlar doğrultusunda her ilde etik kurullar var valilik bünyesinde. Gerçekten bu insanın başka vericisi yoksa akrabalar arasında yakınlarından, onu tanıyan arkadaşlarından, dostlarından, komşusundan, hukuk açısından engel olmayacak kişiler de tıbbi uyumluluk esasına dayanarak verici olabiliyorlar. Bu şekilde de hastaları, çaresiz içinlik içerisinde kalan hastalara bir çözüm bulunmuş oluyor. Peki hocam alıcı verici için burada yaş sınırı var mı? Bir kere 18 yaşından küçük olmayacak hiçbir verici. Hı hı. Yani kendi kararını kendi verebilecek yaşta olması gerekiyor. Bu sosyal yaşam içerisinde bütün alanlarda olduğu gibi sağlık konusunda da özellikle verici olacaksa 18 yaşından altında olmayacak verici. Vericinin yine yaş sınırı olarak 55'in üzerinde olmasını çok fazla tercih etmiyoruz. Neden tercih etmiyoruz? Tabii ki birçok organımızda olduğu gibi yaşamın ilerleyen dönemlerinde karaciğerde de bazı hasarlar oluşabiliyor. Bu hasta kendisine, vericinin kendisine yetiyor ama ikiye bölüp de bir kısmını hastaya nakledildiği zaman çok fonksiyon görmeyebiliyor. O yüzden de 55'in üzerinde çok fazla karaciğer vericisi olarak kabul etmiyoruz donörleri. Evet. Hocam hemen siz dediniz ya 18 yaşın altı, işte 55 yaşın üstüne çok fazla kabul evet. etmiyoruz. Murat Hocam'a döneyim. O zaman yaş dışındaki yani bu sınır tamam. Kimler verici olabiliyor? Neler söylersiniz bu konuda? Evet. Tevfik Hocam az önce bahsetti. Bu verici kişilerin 4. dereceye kadar akrabalık bağı olması gerekiyor. Bunun dışında tabii alıcı kişiyle öncelikle kan grubunun uyumuna bakıyoruz. Kan grubunun uyumlu olması gerekiyor. Onun dışında hepatit B gibi, hepatit C gibi ileride kendisi de karaciğer alıcısı durumuna düşmesin diye bu hastalıklara enfekte olmamış gerekiyor bu kişilerin. Madde kullanımı, alkol kullanımı bu tür bir bağımlılığının yine olmaması gerekiyor. Bunlar sağlandıktan sonra ve vücudun herhangi bir yerinde başka bir tümöral bir rahatsızlık yoksa şeker hastalığı gibi, ciddi hipertansiyon gibi vücudunda diğer organlarında fonksiyon bozukluğu yapabilecek bir hastalığı yoksa bu kişilerin hepsi verici olabiliyor. Peki yani karaciğer naklinin bir zamanı var mı? Ne zaman yapılmalı? Evet. Önemli bir konu. Şimdi karaciğer yetmezliğini programın başında da söylemiştik. Bir akut yetmezlikli hastalarda yapıyoruz. Bir de kronik yetmezlikli hastalarda yapıyoruz. Şimdi akut yetmezlikli hastalarda dediğimiz şu. Daha önce bilinen bir karaciğer hastalığı yok bu kişilerde. Ama hepatit B gibi, hepatit A gibi akut enfeksiyon yapabilen bazı hepatitlerimiz var. Bunun dışında mantar intoksikasyon dediğimiz, geçen programda da bahsetmiştim. Hı hı. Çünkü öyle birkaç tane vakamız da oldu bizim. Mantar yemeye bağlı akut karaciğer yetmezliğine giren hastalarımız. Onun dışında ilaçlara bağlı yine akut karaciğer yetmezliği gelişebiliyor. Bu durumlarda tabii fazla bekleme şansımız yok. Hatta acil bildirim yapıyoruz biz bu hastalara. Türkiye'nin neresinde organ çıkarsa o hastalara karaciğer nakli yapılabiliyor. Onun dışında bahsettiğim yalnız daha çok sirozlu hastalara biz bu evet. karaciğer naklini yapıyoruz. Sirozlu hastalarda her sirozlu hastaya nakil gerekmiyor. Öncelikle onu bilmemiz gerekiyor. Sirozun 3 evresi var. Çalt sınıflaması dediğimiz bir sınıflamamız var. Orada A, B, C diye 3 gruba ayırıyoruz bu sirozlu hastaları. Çalt A sirozlu hastalar bunlar artık karaciğer rahatsızlığımız var. Hastalık başlamış ama bir süre daha bu karaciğer bu kişiye yetebilir. Bunları biz hastanın klinik bulgularına göre ve bazı laboratuvar değerlerine göre anlayabiliyoruz. Bu hastalarda biraz bekliyoruz. Ama hastalık artık ilerlemeye başladıysa ne gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor? Karında su birikmesi dediğimiz, asit dediğimiz tablo ortaya çıkabiliyor. Bu hastalarda aynı zamanda yemek borusunda, midesinde bu kişilerimizin, bu hastalarımızın varisler dediğimiz büyük damarsal yapılarda belirginleşmeler ortaya çıkıyor ve buralardan kanamalar ortaya çıkabiliyor. Bu hastalar yine karaciğer naklinin yapılmasının bir göstergesi.
Onun dışında bu siroz zemininde tümör gelişmişse veyahut da bu hastalarda şuur bozukluğu dediğimiz ensefalopati tabloları ortaya çıkmaya başlamışsa artık bu hastalara karaciğer nakli yapılması gerekiyor. Ama burada bir de şu önemli nokta var. Sonuna kadar bekleyelim. Hayır, sonuna kadar beklemeyelim. Belirli şartları sağladıktan sonra, çünkü hasta ne kadar sona doğru yaklaşırsa başarı şansını da o kadar azaltıyor. O yüzden o dengeyi iyi kurmamız gerekiyor. Bunu da sık kontrollerin hastalarımızı sağlıyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocalarım. Şimdi kısa bir reklam arası, sonra tekrar birlikteyiz.